Merhaba arkadaşlar. Bugünkü deneyimiz biraz kapsamlı bir deney. Bugün FM verici PLL yapacağız arkadaşlar. Yani faz kaydırmalı, frekans kilitlemeli bir FM verici yapacağız. Evet, devre aşamamız bu arkadaşlar. Gözünüz korkmasın. Bayağı bir karışıktır ama baskı devresini ben verdiğim için zaten çok bir karışık olmayacak. Arkadaşlar bu sadece bu devreden ibaret değil. Bir de bu devre. Bu mikro denetleyici devre. Şurası LCD çıkışları. Burası butonlar. Buradan da diğer devreye giriyor. Evet. Şimdi arkadaşlar basit mantığını açıklayayım. Bu çok kapsamlı olduğu için ben bile dört dörtlük çözemeyebiliyorum. Tabii mantığını ben çok iyi biliyorum ama anlatırken zorluk çekebilirim. Çok önemli değil. Burada sağ ve sol ses girişleri var. Yani bu devremiz stereodur. Burada dirençlerimiz var. Potansiyometremiz var. Biz bunları kullanmayacağız. Çünkü yani sesi buradan kısıp açmayacağımız için burada kullanmayacağız. Arkadaşlar sağ ve soldan sesi giriyoruz. Şurada şöyle bir devremiz var arkadaşlar. Burası pilot ses devresi. Yani insan kulağının duyamayacağı belirli bir seviyede RDS çalıştırmak için kendi MPX modülünü kendisi oluşturuyor arkadaşlar. Yani RDS neydi? Radio Data System. İnsan kulağının duyamayacağı bir çınlamayla radyo üzerinden sese karıştırılan bir sinyal. Bu sinyal sayesinde dijital radyolarda siz ne istiyorsanız ekrana o yazı çıkıyordu arkadaşlar. Şu bölüm onunla alakalı. Yani RDS yapmayacaksak bunu kullanmayabiliyoruz da ama ben tasarlarken bunu da ekledim. Entegrenin burasında 4 tane giriş var. Muting yani ses, data, clock ve chip enable. Data clock zaten şey mikro işlemciden gelecek veri ve o verinin işleneceği hız. Burada sesi kısıp açmak için de bir programlama girilmiş. Burada chip'in çıkış verip vermemesi için de bir data girilmiş arkadaşlar. Bu bölüm öyle. Gelelim şu bölüme. Arkadaşlar bu 7.6 MHz kristalle çalışan bir devre. 7.6 MHz olmasının önemi bu 7.6 MHz kristalin çarpanlarıyla frekansı hesaplıyor ve çıkışa o şekilde frekans sağlıyor. 7.6 MHz kullanmanız şart arkadaşlar. Kristal piyasada var. Başka bir kristal ya da yakın bir kristal kullanırsanız kesinlikle aynı frekansta çalışmayacaktır. Burada çeşitli kondansörler var. Çok önemli değil burası. Burada bir denge var arkadaşlar. Bakın şurada bir denge var. Buradan kondansatör çıkmış. Ayarlı bir dirence girmiş. Onun dirençten çıkmış. Kondansatöre girmiş. Filtrelere girmiş falan filan. Arkadaşlar burası modülasyonun ses kazancı. Yani doygunluk kazancı. Şurada bir osilatör var arkadaşlar. Bakın işin en ince, en kıl, en uyuz tarafı burası. 9. ayaktan çıkan bir kondansatör var. Kondansatör bobine giriyor. Bir tane daha kondansatör ve varikap diyottan geçiyor ve buradan çıkış alınıyor arkadaşlar. Burası çok önemli. Bunun matematiksel işlemi bu osilatörle eşdeğer olursa çıkış veriyor arkadaşlar. Bu devre muhteşem bir devre. Burada elektriksel filtre bobinimiz var. Bir tane transistörümüz var. Yine sesi ve kazancı birbirine bindiren. Evet. Olay bu arkadaşlar. Buradan da çıkış alıyoruz. Tabii burada vatandaş herhangi bir şey belirtmemiş. Buradan çıkış alıp amfiye yani kazanç yükseltecek amfiye götüreceğiz. Olayımız bu. Sağ ve sol giriyoruz. Entegre kendi içinde MPX'i var. Ama bu MPX'i dışarı taşmış. Yani bu ne demek oluyor? Bu PLL'le RDS çalışabiliyor arkadaşlar. Normal Çin PLL'lerinin %90'ında çalışmıyor. İsteseniz de çalışmıyor. Çünkü
MPX'i entegrenin içine gömülü ve hiçbir şekilde o frekansa müdahale edemiyorsunuz. Burada vatandaş o frekansa da müdahale etmek için MPX'in bobinlerini, kondansatörlerini, her şeyini dışarı taşırmış. Yani muhteşem bir şey. Evet. İkinci devremize geçelim. Tabii birbirinden bağımsız iki devre değil, tek plakette yaptım ama burada da PIC16F628 mikro denetleyici, yani işlemci entegremiz var. Bu taraftaki ayakların hepsi ekrana yazı yazdırmak için atanmış. Burada bir LCD olacak arkadaşlar. 2x16 LCD var burada. Burada üçüncü ayaktan bir transistör çıkmış. Direnç falan. Ben bunu iptal ettim arkadaşlar. Bu çok yani gereksiz bir şey. Adam entegrenin bütün bacakları kullanayım demiş herhalde. Boş kalmasın. Boş duran Allah sevmez hesabı. Buraya LCD ekranın arka aydınlatmasının açılıp kapanmasını menüden sağlayacak bir çıkış yapmış. Yani ekranı göremeyeceksek ne anlamı var? Gereksiz bence dedim ve direkt çalışır hale getirdim. Buradaki transistör yok. Buradaki direnç yok. Boş burası. Onun haricinde 4 tane butonumuz var arkadaşlar. İşte menü, frekans artı, frekans eksi ya da işte mono stereo ayarı ve bir de muting denilen ses kısıp açma ayarı. Arkadaşlar bu butonların çalışabilmesi için 5 volttan 10 kilo ohmla her bir butonun ayağına voltaj girmiş. Butonun diğer tarafı şase. Butona basıldığında buradaki zayıf olan voltaj şase ile sıfırlanıyor. İşlemci bunu anlıyor ve hangi butona bastıysa o işlemi yapıyor. Ve diğer 4 tane datamız diğer devremizdeki buraya giriyor arkadaşlar. Olay sadece bu. Tabii ki biraz masraflı, biraz pahalı bir devre olacaktır. Yapmak isteyenlere bütün devre şemayı falan vereceğim zaten. Evet arkadaşlar. Devremiz bu şekilde. Ben bunu normalde SMD'de yaptım. Ama SMD projeyi vermeyeceğim. SMD proje bana ait. Dip proje zaten sizin genelde çok sevdiğiniz normal iğne ayaklı malzemelerden yapılmış proje. Bunu vereceğim size. Şu anda SMD malzemeli olan denedim çalışıyor ama dip malzemeliyi doğru tasarladım mı bilmiyorum. Sizinle birlikte çalışıp çalışmadığını ben de görmüş olacağım. Şimdi yavaş yavaş malzemelerimizi tanıyabiliriz. Evet arkadaşlar, LCD montaj için ve ses girebilmek için çeşitli jumperlarımız var. Bir tane 10 kilo ohm hassas potansiyometremiz var. İşte bir tane kristalimiz var, 7.6 MHz. Bir sürü kondansatörümüz var, bobinimiz var. Şu bobin piyasada var arkadaşlar. Bu bobinden olması şart. Ya da bu bobinden bulamam, ben sabit bir şey istiyorum diyorsanız da neydi bu bobinin değeri? Bakalım. 100 nano henry arkadaşlar. 100 nano henrylik bir bobin takabilirsiniz. Bir sürü kondansatörümüz var, bir sürü direncimiz var. Çıkış için dip malzeme kullandım. Bir tane çıkış transistörümüz var. Bir tane çıkış öncesinde sürücü transistörümüz var. 7805 voltaj sabitleyicimiz var. Frekans ayarı için ya da menüye girebilmek için butonlarımız var. Evet arkadaşlar, ben her zamanki gibi çok uğraştım ve yine bu devreyi de 5 cm 10 cm plakete sığdırdım. Bazı yollar çok ince, bazı yollar normal. Artık bu baskıyı alacaklar. Biraz hassas olmaları gerekecek arkadaşlar. Bunun haricinde diyecek bir şey yok. Evet. Şu anda malzemelerimizi tanıdık. Şimdi montaja geçebiliriz. Thank you.
Evet arkadaşlar, mikro işlemcimizi programlayıcımıza koyduk. Şimdi programlayalım. Çok basittir arkadaşlar. Hex dosyasını import ediyoruz. İşlemcimizi görmedi. Evet arkadaşlar, işlemcimi takamamışım. Şu anda hex'imizi attık. Yazdır diyoruz. Evet. Evet arkadaşlar, yazdırdık. Bundan sonra entegremizi takabiliriz. Evet arkadaşlar, entegremizi programladık. Şimdi bu devre konusunda dikkat edilmesi gereken hususlar var. Onları daha elektriği vermeden size söyleyeyim ki başınız belaya girmesin. Arkadaşlar, PLL sentezör entegremiz SMD'de. Bunun normalde dip, yani iğne ayaklı malzemesi olanı yok. Dolayısıyla ben baskı devreyi çizerken bunu ters olarak tasarladım. Yani şöyle baktığımız zaman normalde entegrenin birinci ayağı bu taraf ya. Ben bu taraftan başladım. Çünkü plaketi ters çevirdiğimiz zaman birinci ayak bu tarafa geçecek. Ona çok dikkat edin arkadaşlar. Mesela şöyle tuttuğumuz zaman, gerçi yerleştirme planında da göremezsiniz. Bakın şöyle diyeyim. LCD bağlantı noktaları üste gelecek şekilde plaketi tuttuğunuzda entegrenin yazısı da normal şekilde olacak. Bu şekilde takacaksınız. Buna çok dikkat edin arkadaşlar. Tek kıstasımız bu. Şu anda varikap diyotumu taktıktan sonra cihazı denemeye başlayabilirim. Arkadaşlar, dikkat edeceğiniz hususlardan bazıları, burada bir tane varikap diyotumuz var. Bu varikap diyotumuz çoğu varikap diyotta çalışıyor. BB509'dur normalde. Ondan bulursanız, yani daha doğrusu Türkiye'de ondan var. Ersin Elektronik miydi neydi, bir yerde var. Bu Delap'ta var. Deniz Elektronik. Benimle alakası olmayan Deniz Elektronik var. Delap.net. Orada var. Eğer ki ben oradan, yani ayarlı bir şey istemiyorum, İkide bir kargo parası ödemek istemiyorum diyorsanız, alacağınız yer tek bir yerden bulabiliyorsanız hepsini, bunun değeri 100 nano henry olacak arkadaşlar. Bunun haricinde MPSA-14 denilen Darlington bir transistör. Bunu normal transistörle de yapıyorlar. Darlington olması biraz daha hassasiyeti artırır. Darlington kullanmaya bakın. Bu da Türkiye'de var. BH-1415PF maalesef Türkiye'de yok sanırım. Varsa da ben bilmiyorum. Çok önemli değil. Onun haricinde arkadaşlar çok dikkat etmeniz gereken hususlar, entegrenin yönünü ve ayak sıralamasına iyi bakın. Nerede başlayıp nerede bittiğine iyi bakın. Çünkü SMD ve ince ayaklı malzeme olduğu için ancak bu şekilde sığdırabildim. Evet, şimdi denemeye başlayabiliriz. Evet arkadaşlar, tüm bağlantılarımızı yaptık. MP3 çalarımız hazır. LCD ekranımız burada. Cihaz burada. Bir elektrik veriyoruz. Bakalım çalışıyor mu? Evet arkadaşlar, görüntü geldi. Şimdi ses almaya bakalım. %100.1 frekanslı arkadaşlar. Şimdi menüye girip frekansı değiştirelim. %100.0 yapalım. Evet. Yayın gitti. Evet. Frekansımız hemen %100.0'a kaydı. Evet arkadaşlar,
devremiz çalıştı. Frekans ayarı yaparken ses ve sinyal gidiyor arkadaşlar. Onun için o parazit normalde. Şimdi butonlarımızdan şöyle menüye basıyoruz. Evet, buradan frekans değiştiriyoruz. Yukarı ve aşağı olmak üzere. Mesela 100.0. Bir daha menüye basıyoruz. Mono ya da stereo seçeneğimiz var. Mono'ya geçelim. Evet. Evet arkadaşlar. Tabii mecburen YouTube'un telifsiz şarkılarından çalmak zorundayım. Yoksa telif hakkı doğuyor. Evet, buradan sesini kısabiliriz. Arkadaşlar burada modülasyon sesi dediğim olay şu. Bunu kısarsanız oradan sesin doygunluğu zayıflar. Bakın. Sesin doygunluğu zayıflıyor. Açarsanız ses kendine geliyor. Evet. Biraz daha frekans değiştirelim bakalım. Mesela ...98.0 diyelim. Mono stereo boş ver. Evet. ...98.0 arkadaşlar. PLL senkronizeli FM vericimiz çalıştı arkadaşlar. Şimdi gelin bu devre hakkında biraz konuşalım. Evet arkadaşlar, devremiz çalıştı. Şimdi ben bu devreyi ufak tefek değişiklikler yaptım. Çok ufak tefek. Mesela şurada bir tane direnç tipi bobin vardı. O direnç tipi bobinle biraz sapıttı. Onun için 5 mm çapında 0.80 mm kalınlığında bakır telden 7 tur bobin yaptım arkadaşlar. Değişiklik sadece bu. Başka herhangi bir şey yok. Arkadaşlar bu mikro denetleyici, yani şuradaki LCD ekrana görüntü veren ve buranın altındaki entegremize şu frekansa git emrini veren entegremiz bu. Bu PIC 16F628 piyasada çokça bulunan bir mikro denetleyici işlemci. Bunlar butonlarımız arkadaşlar. Şu düğmeye bastığınız zaman sesi kesiyor. Şu menü. Bu artı, bu eksi. Menüye bastığınız zaman frekans ayarı, menü bir kere basın, frekans ayarı çıkıyor. Frekansı artı ve eksi yapabiliyorsunuz. Tekrar menüye basıyorsunuz, mono stereo ayarı yapıyorsunuz ve tekrar bastığınızda frekansla birlikte yayın tekrardan geliyor. Yani chip enable ucu oradan beri menüye girdiğiniz zaman yayını kesiyor. Bu çok doğal bir şey, çok da güzel bir şey. Arkadaşlar bu bobinle oynamanıza gerek yok. Bu bobini illaki bundan kullanmanıza da gerek yok. Dediğim gibi 100 nano henry sabit bir bobin takarsanız yeterli olacaktır. Bunu takın arkadaşlar. Bu çünkü ses kaynağınıza göre hassasiyeti yükseltip düşürmenize yardımcı oluyor. Bazı ses kaynakları çok yüksek gelir. Bazı ses kaynakları çok düşük gelebilir. Ses girişimiz bunlar arkadaşlar. L ve R olmak üzere. Onun haricinde şuradaki kondansatörümüzden çıkış alıyoruz. Bu transistörümüze giriyor. Bu transistörümüz mikrovat seviyesinde çıkan sinüs dalgayı biraz daha yükseğe taşıyor. Ondan sonra bu transistörümüze geliyor. Bu transistörümüz aşağı yukarı 200 mW yani 150-200 mW güç sağlıyor. Derseniz ki bana bu kadarına da gerek yok. Benim zaten yapacağım vericinin hassasiyeti çok yüksek. Bu transistörü bunu
şuradaki kondansatörü kullanmadan sadece şuradaki kondansatörün ayağından çıkış alabilirsiniz. Çok önemli değil. Arkadaşlar 7.6 MHz kristal kullanmanız şart. Başka çareniz yok. Piyasada var, Türkiye'de de var. Bu entegre Türkiye'de de var. BH1415 Türkiye'de olduğunu çok sanmıyorum. Çok zorlarsanız bulabilirsiniz. Çin'de ucuzdur. Türkiye'de kaç lira olduğunu inanın bilmiyorum. Bunun haricinde diyeceğim çok bir şey yok arkadaşlar. Burada 16 tane pinimiz var. Buradaki ortadaki 4 tane pinimiz şase zaten. Onları kablo uzatıp bağlamak zorunda değilsiniz. Aynı şekilde sırasına bu şekilde de bağlarsanız işinizi görür. Arkadaşlar bir konuda uyarayım. 7805 voltaj sabitleyicilerin piyasada aşırı şekilde çakması var. Ben çakmalardan birkaç tanesini tespit ettim. Çakmaların çoğunda şu soğutucu kalınlığı, yani şuranın kalınlığı çok incecik oluyor. Onlardan elinize geçerse sakın ha sakın kullanmayın. Direkt çöpe atın. Hiç verdiğiniz paraya bile acımayın. Ha, onun haricinde az önce başıma bir şey geldi. Ben devreyi kurarken şu 100 pikofaradları kullandım. Şurada, şurada ve burada. Devre çalıştı. Lokal osilatörden çalıştı. Radyoya ses verdi, her şey verdi. Ama güç çıkışı olmadı. Yani şu tip kondansatörleri gerçekten çok zayıf sinyal de olsa kullanmayın arkadaşlar. Böyle eski benim gibi tarihi eser trans kondansatörlerden bulursanız onlardan kullanın. Çünkü gerçekten yaptığınız devre çalışmayabiliyor. Allah Allah diyorsun, ben hata yapmadım. Nedendir? Nedir? Nedendir? Çözemiyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra projeye çamur atıp belki de hakaret edip bırakıyorsunuz. Bazı şeyler gözünüzün önündedir arkadaşlar. Çıkıştaki kondansatörlerimizi mümkün oldukça eski profesyonel kondansatörlerden kullanın. Şu tip mercimekleri çıkış taraflarında kullanmayın. Bunun haricinde diyeceğim çok bir şey yok arkadaşlar. Güzel bir devre oldu. Evet. Devremiz çalıştı. İzlediğiniz için teşekkür ederim.